İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bir beyaz futbol haftasında sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener. Yine bir klasik haline geldi. Cumartesi akşamları Sinan Engin'le karşınızdayız. Sinan Hocam'la karşınızdayız. Fenerbahçe Karabük deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Hep zor karşılaşmaları kazanan bir Fenerbahçe izledik. Bu sezon ve Fenerbahçe yine oldukça zor geçmesi beklenen zorlu mücadelede. Hatta lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği Karabük deplasmanında kazanan taraf oldu. Robin Van Persie'nin attığı golle. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Hatta ben tweet'e attım bile. Beyaz futbol dünyası etiketiyle, beyaz futbol dünyası etiketiyle tweetlerinizi, fotoğraflarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Ekranın altında gelecek. Kendi yorumunuzu göreceksiniz ve ekranda Sinan abiyle tam benim aramda kendi fotoğrafınızı göreceksiniz. Evet Sinan abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, i̇yi misin? Iyi, sen nasılsın? Yine bayağı bir zayıfladın görüyorum sen Instagram'da. De, sen de Benim biraz hastalıktan da oldu Ben ya, biraz hastaydım grip oldum ama sen de zayıflıyorsun. Biraz periz evet. Sen geçen hafta uyardın beni. Evet. Biraz evet. hafif böyle bir sen bu çakara da dalarsan yemek konusunda. Evet ya. çakar başladı şimdi. Ahmet Çakar'ın yemediği şey yok ama. İnsan dahil her şey yer. Yer. İnsanlar Kendi da, da burada yiyor zaten. Ben dedim ki e, o, hocam dedim ilk kimi yersin dedim Sinan'ı dedi. Neden dedim en tatlınız o içiniz dedi. <laughs> tövbe tövbe ya, hocaya bak ya. Sinan abi. <laughs> evet Ertan. E, şunu söyleyeceğim. Enteresan bir hafta oldu. Değişik bir hafta oluyor daha doğrusu. Milli maçlar sonrasında lig. E, lig'e girerken abi. dün senle telefon konuşması yaptım. Evet, Dedim evet. ki Sinan abi Karabük Spor-Fenerbahçe maçı ne olur? Ben Hatta voleyde volede vole vole evet. gibi biliyorsun. Vole ama vole e, biz de çok... voleydeyiz. Biz de voleydeyiz. Biz de voleydeyiz bu arada. Voleyi takip edin arkadaşlar. Volede daha samimi kendi instagramımızdan daha farklı, daha samimi. Ahmet Hoca ben Abdülkerim gelecek, Rasim gelecek, daha genişleyecek. Vole belki de bir numara olacak bu Aynen öyle. Ee, Sinan abi hatta paylaşımlarımızda görebilirsiniz Vole'de. Ve bugün bir paylaşım yapmış Sinan abi. Fenerbahçe Karabük Spor. yenemez. Ben aynı. Ee... yenemez yani. Evet ama. Müthiş Fabiano vardı. Ama müthiş Fabiano vardı. Yani ben de aynı şekilde aynı şekilde düşündüm. Bence. Ben hatta ama sen dün bana şunu söyledin. Dedin ki kaleciye bağlı dedin. Fabiano gününde olursa Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanabilir de Ertemcim dedim. Bu Gül Karabük takımı herkesi yenmedi orada? Yendi. Herkesden Beşiktaş evet. dahil hepsinden yani Galatasaray evet. dahil bilen herkes yani <laughs> bu Karabük <laughs> takıma demek ki bu Fenerbahçe takımının potansiyeli varmış. Ama bu potansiyeli Fenerbahçe bütün sezona yayamamış maalesef. Yani bütün sezona yayamamış. Dolayısıyla ondan dolayı şimdi tabii birazdan Advokat konusuna geleceğiz. Volkan Şen'le advokat konusuna birazdan geleceğiz. Ee, bakıyorsun Fenerbahçe maalesef futbolcu çöplüğü gibi arkadaşlar. Hiç yanlış anlamasın kusura bakmayın ama Van Persi dahil yani bugün gol attı bilmem ne yaptı falan filan attı golü gördünüz değil mi? Yani yapmayın. Yani bu ufak şeylerle sevinmeyin mutlu olmayın arkadaşlar. Bütün sene neredesin? 7 tane gol atmışsın. Yani ne 7 tane gol Van Persie takımın santraforusun. Kaç maç oynamışsın? Neredesin? Yoksun. Şimdi önümüzdeki sezon yine aynı şekilde Van Persie'yle falan filan bunlarla devam edersen yine aynı şekilde sonuç hüsran olur arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Fenerbahçe'de çok önemli futbolcu temizliği lazım. Bakın Fenerbahçe'de çok önemli futbolcu temizliği lazım. Fenerbahçe'ye Adam gibi oyuncular almak lazım savaşan yürekten oynayan takım oyuncusu olan takıma yani ben bu takımın oyuncusuyum ben bu forma için savaşacağım. Böyle ger, yani gır gır değil ense yapmaya geleceğim falan değil bu tip oyuncular almak lazım Fenerbahçe Ruhlu takımına. yürekli. Yürekli şahsiyetli <laughs> oyuncular almak lazım. Şimdi mesela Van Persie'nin utanması lazım biliyor musun? Bu kadar yetenekli bir adam fizik olarak nasıl yani nasıl bu halde olabilir ya? İnsan biraz kendine bakar ne olursa olsun ya. Ne olursa olsun bu sorumsuzluk nedir ya? Abi golle falan yani şey yapmayın arkadaşlar. Mutlu olmayın ya. Skor yorumcusu olmayın. Ya yani Skor ne gol ya? Golle bakmayın ne arkadaşlar. Mi? Bugün Fabian tamam Ahmet Şahin de oynadı ama Ahmet Şahin'in oynaması normal. Fenerbahçe daha üstün bir takım. Daha üstün bir takım. Ama Fenerbahçe takımı bu değil. Yani şurada Van Persen, Musa Sof şut atıyor. Van Persie tutuyor tesadüfen orada bulunuyor tutuyor. Ayağından öne düşüyor? Falan. Yok böyle bir şey abi. Ondan evvel sahada yoksun. Yaptığın şeyler inanılmaz şeyler yapıyorsun. Yani ahın gitmiş vahın kalmış. Fenerbahçe'nin en önce yapıcı ve kötü örnek. Van Persie, Fenerbahçe futbol takımındaki futbolculara kötü örnek oluyor. Hakikaten kötü örnek. Ne Şimdi, anlamda Sinan abi? Herkes onu örnek alıyor. Ertem. Van örnek alıyor. Nasıl olsa Van Persie kimse bir şey söylemiyor diyor. Van Persie yan gelip yatıyor diyor. Canı sıkılıyor diyor. İstediği zaman oynuyor diyor. İstediği zaman oynamıyor diyor. Fizik olarak iyi bakmıyor kendisine ve kötü örnek oluyor. Arkadan gelenlere de kötü örnek. Fenerbahçe'nin bir numaralı sorunu Van Persie'dir. Önümüzdeki sezon zaten Aykut Kocaman Van Persie'yi falan filan tutmaz bu takımda. Ben sana söyleyeyim Ertemciğim yani. Tutmaz. Van Persie'yi falan tutmaz. Fenerbahçe futbol... Aykut takımını, Kocaman dedi. Aykut mi? Kocaman tabii Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonu. Aykut Kocaman Ertem. O olmalı zaten. Yani Aykut Değil Kocaman mi? olmalı. O olmalı. Çünkü yerli... De, yani Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon hocası Ertem'cim %100 yerlidir. Bana göre de %95. Bak sana bir manşet daha söylüyorum. %95 Aykut Kocaman'dır. Ve %95'te Emre Mor'la da anlaştı kiralık olarak. Emre Mor'la anlaştı Aynen diyorsunuz. Aynen öyle. Benim de birazdan onunla ilgili çok detaylı bilgilerim Bilmiyorum var. Bilmiyorum öyle mi sence? Öyle evet mi? doğru. Hiç tane konuşmam ama benim. şöyle bildiğin... söyleyeyim. Yıllık 5 milyon euroya menajeriyle görüşüldü. Emre Mor Fenerbahçe'ye söz verdi. Hatta Beşiktaş. Türkiye'ye gelirse Sayın Başkan, Fenerbahçe. Evet. Başkan Fikret Ormanla e, Muzi menajeri görüşmüş. Emre Mor, Emre Mor'u telefon açıyorlar. Emre Mor da diyor ki ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Gelirsem Fenerbahçede oynarım ve gelmeyi de istiyorum. 5 milyon euro, yıllık 5 milyon euro. Bunu da yazabiliriz. Yıllık. Fe, yani Emre var. Eğer Türkiye'ye yani gelirse sen aynen öyle Fenerbahçe formasını giyecek arkadaşlar. Yani nettir. Net ama en önce Fenerbahçe bu ne güzel resim ya benimle beraber genel resim çektirmiş. Aa ne güzel. Evet. Ama en doğrusu, en doğrusu en önce Fenerbahçe'nin önemli bir temizlik yapması lazım. Önemli bir temizlik ya. Mesela futbolcu adına çok önemli. Kötü örnek teşkil eden oyuncular var. Vurdum duymaz oyuncular var. Kesinlikle Advokat eğer önümüzdeki sezon kalsaydı, kalsaydı hakikaten çok önemli temizlik yapardı ama maalesef advokat gitti. Ama advokattan bu akşam hiç hoşlanmadım Ertem. Bari hani sosyal medyada okuduklarımı baktığın zaman tamam Fenerbahçe taraftarı Volkan Şen'e kızıyor, isyan ediyor bilmem ne yapıyor falan filan ayrı bir şey ama. Arkadaş niye oynattın Volkan Şen aylardır böyle oynuyor. Volkan Şen'i mi bekledin yani? Volkan Şen'i mi bekledin Ertem? Yani Volkan Şen'i mi bekledin? Ona ilgili bir açıklaması hani Volkan Şen'i bekledi bekledi. Böyle oynamasını Doğru. bekledi Ertem. Ne olursa olsun bir futbolcunun bir delikanlının gururuyla kişiliğiyle bu kadar oynanmaz arkadaş. Volkan Şen ben haftalar evvel söyledim. Volkan'ın çok kötü oynadığını, bir tane gol atmadığını, hani rezalet oynadığını alma abi. Bugün belli Ama sen Volkan Şen'in bugün oyuna soktun ve bekledin ki Volkan Şen'den hıncını çıkardın sevgili advokat sana yakışmadı. Senin gibi beyefendi görünümlü bir adama bu hareket yakışmadı. Güzel son yapmadın giderken kendine. Bu hiç hoş değil. Biraz insan vicdanlı olur. Biraz bekle abi her maçta. Hani ilk defa mı iki defa arka arkaya top kaybetti Volkan Şen? İki defa mı arka arkaya kaybetti? Hayır. Çok kaybetti. Ama bugün bekledin. Ama geç kaldın. Bunu üç ay evvel yapsaydın, bunu Van Persie'ye yapsaydın, bunu Volkan Şen'e daha evvel, bunu Alper'e yapmış olsaydın, Ozan Tufan'a yapmış olsaydın bunları, belki Fenerbahçe bugün şampiyonluk yarışına devam ediyor olacak da. Sevgili advokat, bu sana yakışmadı. Bir anket istiyorum senden, Ertem. Advokat mı haklı, Volkan mı haklı? Hemen yapalım. Sadece bir tane anket istiyorum. Saat kaç? 11, 12'ye kadar bu anket. Fenerbahçeliler, advokata bakalım kimi haklı bulacaksınız? muhtemelen avukat diyeceksin. Hayır arkadaşlar. Vicdan öyle demiyor işte. Vicdanlı insan ne olursa olsun bu takımda ilk defa mı Volkan Şen? İlk defa mı Van Persie? İlk defa mı Lens? Bilmem ne hata yaptı iki tane arka arkaya. Ama sen oyuna sokuyorsun, çıkarıyorsun. Niye oynattın ki? Niye kadroya aldın? Geçen hafta bu adam milli takımda oynadı ya. Bu adam sen eğer bunu cezalandırmak istiyorsan bu şekilde cezalandırma. Bu şekilde yazık oldu çocuğa da. Çocuğa da yazık oldu. Volkan Şen'i kaybettirdin. Ha Volkan Şen Fenerbahçe çok faydalı oldu mu? Olmadı. Yani Parera döneminde biraz kımıldadı etti falan filan bir şeyler yaptı falan filan olmadı. Ama... Bu hareket şık olmadı sevgili advokat. Belki... Fenerbahçe taraftarına göre sosyal medyada okuduk içeride Twitter'da bakıyoruz. O advokat en iyi hareketini yaptın. 1 Nisan şakası dedim ben de Ertem'e içeride. Advokat 1 Nisan şakası yaptı herhalde şaka yap dedim. Ama sonra Lig TV'de konuştuktan sonra kimseye dedim ben hesap vermem. Ben öyle bir şeyler söyledi hesap verecek değil. Bana hak etti hak etti falan bu tip kelimeler herhalde galiba Ben değil yarın mi? foto köşe yazımın başlığı ne biliyor musun Sinan Nedir abi? Terbiyesizlik. Yani terbiyesizlik bu dedim. Yani terbiyesizlik. doğru olmakta fayda, doğru düşünmekte fayda var. Doğru yorum yapmakta fayda var. Şimdi pasaportlarına bakmıyormuş hiçbirisinin, umurumda değil. İşin sahada, futbolda pasaport sorulmaz. Bu ayrı. Ama bu adam milli bir futbolcu. Fatih Terim bu adama çok güveniyor. Ben Fatih Hocanın yanındaydım biliyorsun Sinan abi 3 gün evet, boyunca. Biliyorum. Çok da güveniyor, seviyor. Yani Volkan Şene güveniyor. Herkes Volkan'a güveniyor. Sahaya çıktığında tamam pas hataları yapabilir. Verimsiz top oynayabilir, sakatlanabilir ama sen bir futbolcuyu oyuna sokup sonra 5 dakika sonra, 4 dakika sonra dalga geçer gibi oyundan çıkartamazsın. İki, doktorlara dikkat ettin mi Sinan abi? Evet. Doktorlar da devam edebilir dedi. Şu yok, hareketi yok yapmadılar, değil, tamam değil, dediler. Değil. Volkan devam edebilirim dedi. Ertem'ciğim Volkan'la takıma Yarın mesaj. Yarın fotomaç almanızı rica ediyorum. Bir fotomaç mutlaka okunur. Ertom. Ee, çok önemli bilgiler var. Sadece benim yazım değil, çok önemli. Üst düzey bir dostum. Bu fotoğrafı gönderdi. Çok önemli, çok özel bir isim. Çok çok özel bir isim. Sabahlara kadar uyumaz, gece yatmak bilmez, sabah uyumak bilmez. Devleti için, vatanı için, milleti için, bayrağı için dertli bir adam. Gönderdi fotoğrafını vermiyorum. Çok özel bir adam. Bu fotoğrafı gönderdi. Ülkemizin en zorlu günlerinde, dönemlerinde her zaman bizlerle beraber olan bir isim. Ee, ama çok özel bir isim. Saygı duyuyorum kendisine. Ailesine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Baş tacısın diyorum. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Şu kendisine. resim Bizi koyuyorum Erso bir dakika. sen İstersen avukata konuşmasını evet, verelim. Bu fotoğraf, ya, bir fotoğraf, şey çok verelim. önemli bir fotoğraf. Şu ee, resim çok çok sevgiler, abi. selamlar kendisine buradan. Çok sevgiler, selamlar. Ee, sevgili yani, seyirciler. Söyle... Advokatın bir açıklamasına gidelim. Dinleyelim bakalım. Advokatı çok merak... bir seyredelim. Şu anketi bir, koyar, anketi, anketi bir koyalım. Anketi başlatıyor musun? Bir anket izlerken siz... E, ben de ankete geçiyorum. Ee, Anketi bir hazırlayalım lütfen. Sizce kim haklı? Fotoğraflar gelsin ekrana. Sizce kim haklı? Beyaz futbol dünyası. Bu arada... Ee, beyaz futbol dünyası. Sizce kim haklı? Anket. Advokat. Volkan Şen. Evet ne kadar sürsün 2 saat 3 saat programın sonuna kadar sürsün Tweet dedik, geldi. Evet e, avukatın basın toplantısını bir ekrana getirelim bakalım haydi bakalım. And then it's not important what he thinks it's important what I think. Umurumda değil onun göstermiş olduğu tepki ben kararlar almak için burada bulunuyorum. 10 dakika kalmıştı, maçı kazanmamız gerekiyordu ve o fit görüntüyü vermedi bana. Onun ne düşündüğü değil, benim ne düşündüğüm önemlidir bu anlamda. Oyuncuyu oyundan almam gerektiğini düşündüm çünkü yeterli sertliği, o fit görüntüyü sağlayamıyordum. Bir kez daha e, rica edeceğim, bir kez daha e, advokatın bu açıklamasını bir kez daha daha sağlıklı olması açısından dinleyelim bakalım. and then it's not important what he thinks to support what I think. değil onun göstermiş olduğu tepki. Ben kararlar almak için burada bulunuyorum. 10 dakika kalmıştı. Maçı kazanmamız gerekiyordu ve o fit görüntüyü vermedi bana. Onun ne düşündüğü değil, benim ne düşündüğüm önemlidir bu anlamda. Oyuncuyu oyundan almam gerektiğini düşündüm. Çünkü yeterli sertliği, o fit görüntüyü sağlayamıyordum. Yahu o fit görüntüyü sağlayamıyor, oynayamıyor, dakika başı sakatlanıyor diyorsun da adam sakatlanmadı ki. Sen niye oyuna soktun o zaman bu adam? İşte Hazır tamam. değil diyor. Şimdi Milli ya, takımda oynadım mı, oynamadım mı Sinan Abi? Oynadı Ertem. <laughs> Ertem bak şimdi teknik olarak baktığın zaman şimdi şöyle bir fotoğrafa bakacaksın. Diyeceksin ki advokat bu tip konularda taviz veren bir adam değil dersen, tamam mı? Eyvallah derim. Ama çok var böyle senin fasoların sevgili avukat.